6 Kasım 2022 Pazar Elazığ at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videomuzun altında bulunan teşekkür butonu ile bize desteklerini gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Elazığ programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yapmıştır. 6 numaralı Acidilli Fatih, takı değişikliği yapan tek isimdir. Bu koşuda çok süratli atlar yoktur. 3 numaralı Demir Nihat ve 5 numaralı Roşat Kızı, yoklukta liderliği alabilecek kadar seri isimlerdir. Roşat Kızı kazanma karakterinden dolayı bizim yazmayacağımız bir isim. Ama 3 numaralı Demir Nihat'ı mutlaka yazalım. Bu at, Burhan Bektaş idaresinde 5 yarışın 4'ünü kazandı. Kilo kaldırabiliyor. Ara sonrası yarış görüp nefes açtı. Bugün iç kulvardan yarışa başlayacak olup, isterse liderliği alarak yarışır ve çıktığı gibi bitirir. Eski gücüne ulaşmışsa, bu rakipleri kolayca geçmesini bekliyoruz. Net favorimizdir. Demir Nihat eksik koşarsa, 4 numaralı Mengalp çok şanslı olur. Bu atın start problemi olmasa, çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Bugün iki boydan fazla startta kalmaz ve yarışta biraz erken süratlenirse kazanma şansı yükselir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Daha sonra doğuda ilk yarışına çıkacak olan 6 numaralı Acıdilli Fatih ve Ferit Yardımcı idaresindeki 7 numaralı Tepecikliyi yazalım. Kalite olarak üst düzey olan Acıdilli Fatih sorunsuz yarışırsa bu rakipleri geçebilir. Çok formda olan Al Tepecikli ise istikrarlı grafiği ve Ferit Yardımcı ile rakiplerinin hatasını kollayacaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 4, 6, 7 şeklindedir. İkinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 13 yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yapmıştır. Bir numaralı altın kafes, takı değişikliği yapan tek isimdir. Bu koşuda liderliği, 5 numaralı Bordo Mavi alacaktır. Hemen arkasına da 1 numaralı altın kafes yerleşecektir. Ağır tempolu bir gidişat beklediğimizi belirtelim. 4 numaralı hep fehim hakkında iyi duyumlar aldık. Fakat bir türlü kazanmayı başaramadı. Aynı binicisi idaresinde yarışmaya devam ediyor. Eğer sprint mesafesini ayarlarsa, bugün birincilik elde edebilir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı Karapuz, iyi koşan ancak öndeki atı geçmekte zorlanan bir isim. Bu sebeple hep ikinci kalacakmış izlenimi veriyor. Form durumuna istinaden yine yazıyoruz. Daha sonra, takı değişikliğine giden ve bugün ikincilikte sabırlı bir bekleme yaparsa çok koşacak olan, bir numaralı altın kafesi yazalım. 8 yaşına gelen yaşlı kurt, ilk kez dil bağı takarak yarışacak. İşe yararsa iddialı olabilir. İhmal etmeyelim. Ön plana 3 isim çıkardık ancak bu atların eksik koşma ihtimalleri de var. Tam anlamıyla sorunsuz isimler değiller. Bu sebeple burayı sağlama almak gerekir. Önde boş kalırsa bitirme ihtimali olan 5 numaralı Bordo Mavi ve son yarışında önerilen 6 numaralı Elbruz'u sigorta amaçlı ekleyelim. Start problemi olan 2 numaralı Arya Kuş ise çok geniş oynayanlar tarafından eklenebilir bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız, 4, 3, 1, 5, 6, 2 şeklindedir. Üçüncü ayak. Üç yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yapmıştır. 2 numaralı Dede Yalaz takı değişikliği yapan tek isimdir. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Dede Yalaz alacaktır. Kendisi kadar süratli bir rakibi yoktur. Ancak son yarışında liderliği alarak yarışan 5 numaralı Akanıl bugün de kaçarsam bitiririm mantığı ile liderliği isteyebilir. Bu durumda tempo biraz yüksek olabilir. Bu şartlarda bizim favorimiz hatta tek tuttuğumuz isim 6 numaralı Bekir Abidir. Bekir abi, özellikle kulaklık takıldıktan sonra çok değişti. Kısa mesafeli yarışlarını ölçü almayalım. Çünkü ağır kanlı bir isim ve gücünü geç alıyor. Orta ve uzun mesafelerde rakip tanımayacak form durumu var. Bugün bizce rakipler uygun. Akanıl ve Dede Yalaz'ın tempoyu hafif yükseltmeleri durumunda, düzlükte bu atları kolayca geçebilir. Biz, yarış içi şartlara ve bu atın gücüne inanıyoruz. 6 numaralı Bekir abi, Elazığ'da günün bankosu olarak yazılabilir. 4. ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim yoktur. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 5 numaralı Neos, 6 numaralı Pleasanty Boy ve 2 numaralı Aslan Adam liderliği alarak yarışan atlardır. 6 numaralı Pleasanty Boy, dış kulvardan doldurarak gelip liderliği alabilirse, bugün yine kazanabilir. Ama en iç kulvardan yarışa başlayacak olan 5 numaralı Neos onu rahat bırakmayabilir. Biz Neos'un da bu pistte iyi koşabileceğini düşünüyoruz. Hatta son ikinciliğini beğendiğimiz 2 numaralı aslan adamı da bugün kuponlara ekleyelim. Bu 3 süratli atın yanına, iyi durumdaki 3 numaralı Rastyo'yu ve 7 numaralı Dahi Hard'ı yazalım. Yarış süratli tempoda geçeceği için, sonlarda bu atlar etkili gelecektir. İhmal etmeyelim. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız, 6, 5, 2, 3, 7 şeklindedir. Beşinci ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, şartlı 2 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 at takı değişikliği yapmıştır. 1 numaralı Meginaz, 5 numaralı Real Character ve 6 numaralı Son Nisanur, takı değişikliği yapan atlardır. Bu koşuda liderliği, 6 numaralı Son Nisanur alacaktır. 4 numaralı Anadolu Ceylanı da onu yakın takip edecektir. Mesafeden dolayı hafif süratli bir tempo oluşabilir. Ancak Son Nisanur'un temposunu bozacaklarını düşünmüyoruz. 6 numaralı Son Nisanur Elazığ'da daha önce bir kez yarışmış kazanmıştır. Doğuda Urfa'da da bu mesafede başarılı yarışı vardır. Bugün temposunu da kurabilecekken çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Rakiplerine baktığımızda 1 numaralı Meginaz ve 2 numaralı Rose Spicer hiç yarış kazanamamış isimlerdir. 3 numaralı Süper Seda 1 yılı aşkın süredir iyi koşuyor fakat kazanmayı başaramıyor. 4 numaralı Anadolu ceylanı, sorunlu olmasa doğuya gelmedi. Bu atları bu sebeple eliyoruz. 5 numaralı Real Character ise, ilk yarışından sonra hiçbir başarı gösteremedi. Sadece son yarışında sahada dillenen bir isimdi. Liderliği almak için biraz gayret gösterdi fakat alamayınca yarışı bıraktı ve sonuncu oldu. Ancak bugün Ferit yardımcı binecek ve göz koruyucusu takarak yarışacak. İdmanlarını yarışa taşırsa sürpriz yapabilir. Sadece bu sebepten dolayı, 6 numaralı son Nisanur'a rakip olarak sadece 5 numaralı real character'ı yazıyoruz. Bu koşuyu 6 ve 5 sıralaması ile geçelim. Altıncı ayak. Dört yaşlı dişi Arap atlarının, Handikap 15 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 at takı değişikliği yapmıştır. 1 numaralı Kıfan Gülü ve 2 numaralı Supernatural takı değişikliği yapan atlardır. Son koşuda süratli bir tempo oluşabilir. Ancak yarışın süratlenmeme ihtimali de yüksektir. 2 numaralı Supernatural bilinen stili ile iç kulvardan iyi çıkıp liderliği alacaktır. Start problemi olan 3 numaralı Mavili Kız iyi çıkarsa liderliği alabilir ancak startta kalırsa Supernatural'in liderliğinde hafif süratli bir tempo oluşur. 3 numaralı Mülayim, çok formda ve istikrarlı yarışları ile dikkat çekiyor. Ama çoğu zaman startta kalıyor ve yetiştiremiyor. Bugün de ilk sıradan yazacağız ama banko olarak güvenmek riskli olur. İlk rakibi, 2 numaralı Supernatural olabilir. Mavili kızın geç çıkması durumunda, önde boş kalıp bitirme ihtimali yüksektir. Mutlaka kuponlarda olsun. Daha sonra, 8 numaralı Durdur Beni, 6 numaralı Erciş Güzeli, 1 numaralı Kıfan Gülü, 10 numaralı Aktaşın Gülü, 5 numaralı Canım Ece ve Start'tan Çıkarsa diye 3 numaralı Mavili Kızı yazalım. Bu atları, geniş kupon yapanlar sıralamaya göre değerlendirebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 4, 2, 8, 6, 1, 10, 5, 3 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2011 yılına götüreceğiz. Elazığ'da gerçekleşen 2000 metre mesafeli kısa vade 7 kum pist yarışını, bir numaralı Yes Abcar, Ahmet Taş idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılacak bir çıkış oldu. Dıştan 8 numaralı sarsılmaz ve 7 numaralı Ocean King ikilisi önlere doğru hamle yapan safkanlar bunlardan az farkla 7 numaralı Ocean King liderliği aldı. İkinciliğe 8 numaralı sarsılmaz girdi. Üçüncülükte 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Walt King var. Walt King'in 1 boy kadar gerisinde dördüncülükte 2 numaralı Uğurgün. Gün. Uğur Gün'ün dışına kadar geldi. Beşinciliğe girdi 5 beş numaralı Ayarcıbaşı. 5-6 alt, boy kadar geride İç kulubara yakın 10 numaralı Sahil Altıncılık'ta 2.5 boy kadar geride 6 numaralı Buhara Densir. Buhara Densir'in 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kan Yıldırım. Yaklaşık 20 metre kadar geridi. 1 numaralı Yesabjar. Onun 3 boy kadar gerisinde iç kulubara yakın Bangu dışındaysa Santa var. 1400 metre start yerini 2.5-3 boy farkla 7 numaralı Ocean King önde geçti ikincilikte. 8 numarada Sarsılmaz'ın takibi sürüyor. 1200 metre start yeri geçildi. Sarsılmaz'ın 3 boy kadar gerisinde yine 3. lükte 3 numaralı Volking var. 2 2.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Uğur Gün yine 4. lükte. Uğur Günün 5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Ayarcıbaşı. Daha sonra iç İçkulvar'a yakın 10 numaralı sahil dışında 6 numaralı Buhara Dancer. 10 boy kadar geride 4 numaralı Kan Yıldırım, onun da 10 boy kadar gerisinde 1 numaralı Yesavcar, 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Bangu, yaklaşık 50 metre kadar geride son sırada kaldı 11 numaralı Santa Lucia. Son 800 metrede bir boy farkta 7 numaralı Orçin King önde geçti. Koşu oldukça süratlendi. Yine ikincilikte 8 numaralı Sarsılmaz onu sıkıştırmaya çalışıyor. Son 600 geçildi. 5 boy kadar geride yine üçüncülükte 3 üç numaralı Walking. Dördüncülükte 2 numaralı Uğurgün. Gün. Beşinciliğe dıştan 6 numaralı Buhara Denser girdi. Daha sonra 10 numaralı Sahil. Sahil'in 3 boy kadar gerisinden Kırsapkan. Bir numarada Yes Avcayar da önlere doğru gelmeye başladı virajı. 25 buçuk üç boy farklı 7 numarada Ocean King önde döndü. 8 numarada Sarsılmaz hala yakalayıp geçemedi Ocean King'i. İkincilikte o Safkan onların üç boy kadar gerisinde. En dıştan bir numarada Yes Savcılar sokuldu ve ataklarıza da etkili olacak gibi. Son iki yüz iki boy farklı Ocean King önde geçti. En dıştan bir numarada Yes Savcılar klasik bir şekilde geliyor. Ocean King'i son 50'de yakalıyor. Fark yapmaya başlıyor. Üç boy farklı önde bir numarada Yes Savcılar Ahmet Taş'la kazanıyor. 7 numaralı Ocean King ikinci oldu, 8 numaralı Sarsılmaz üçüncü, 6 numaralı Buhara Densir'da dördüncü oldu Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği koşusunu Sayın Muzaffer Bayar'ın sahibi olduğu bir numaralı Yes Abcar, Ahmet Taş da kazandı.